Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle iç kuvvetler dediğimiz son derece keyifli ve lezzetli bir konu işleyeceğiz. Öncelikle şunu bilelim, bu konu gerçekten genç arazi, masif kütle, yaşlı araziler, depremler, jeosenkroneller, yerin katmanları, lev hareketleri falan diyor ama çok çok basit bir konu. Dikkatli bir şekilde dinlerseniz çok rahat bir şekilde anlayacaksınız. Bugün işleyeceğimiz konular yerin yapısı, yerin katmanları, lev hareketleri, jeolojik devirler, kayaç türleri, orojeniz, eprojeniz, volkanizma ve deprem. Ve gerçekten bunlar şu anda gördüğünüz resim kadar kolay. Neden biliyor musunuz? Genç arazi demek yeni oluşmuş, hareket halinde, deprem riski olan arazi demek. Ve burası genç olduğu için hareket halinde ve o yüzden depremler oluyor. O yüzden volkanlar püskürüyor. O yüzden oralardan kaplıcalar çıkıyor. Ama masif kütle yani yaşlı arazi ise eskiden oluşmuş demek. Sakin, cool, böyle artık fazla hareket etmiyor, deprem riski yok, buralarda daha çok taş kömürü çıkıyor, bunu da bilmemiz lazım. İşte bu çocukla bu dede arasındaki farkı nasıl biliyorsanız, birazdan da genç araziyle yani depremlerin, volkanların, jeotermal enerjinin olduğu araziyle masif kütlelerin olduğu yerleri hep beraber öğreneceğiz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen buradaki konulara geçmek istiyorum. Çünkü keyifli, lezzetli bir konu. Emin olun dikkatli bir şekilde dinlerseniz harika bir şekilde anlayacaksınız. Birincisi şunu çok iyi bilmemiz lazım. Yerin yapısı nedir? Yerin yapısı nasıl oluşuyor? Ve iç kuvvet nedir, dış kuvvet nedir onu bilmemiz lazım. Öncelikle dış kuvvet dediğimiz şey güneşten, yağmurdan, dalgalardan enerji alır. Mesela şu dış kuvvet gördüğünüz gibi güneş ne yapıyor? Buradaki suların buharlaşmasına sebebiyet veriyor. Veya dalgalar buradaki kıyıya aşındırıyor. Veya da akarsular dağları bölüyor. Bunlar hep dış kuvvet. Dışarıda gördüğümüz şeyler. İç kuvvet ise yerin derinliklerinden geliyor. Çekirdekten, mantodan, yer kabuğundan ve sonrasında da ne olacak? Bunların oluşturduğu astenosfer dediğimiz enerji alıyor. Şimdi burada nedir? Bunu anlatalım. Birincisi bizim bir dışarımız var. İnsanın dışı var. Dışımız ne oluyor? Yara bere alabiliyor, güneşten etkilenebiliyor ama içimizde, vücudumuzun içinde başka şeyler oluyor. İşte yeryüzünde bir içi var, içinin en derinliklerinde çekirdek var. İç ve dış çekirdek de iki ayrılıyor, birazdan göreceğiz geosfer. Manto var, bütün bu volkanik faaliyetlerin, depremlerin olduğu yer, enerjiyi buradan alıyor. Bir de yer kabuğu var ki kıtasal kabuk ve okyanusal kabuk dediğimiz, yani sial, silisyum, alüminyum ve simadan oluşan, silisyum, magnezyumdan oluşan bir bölüm var. Mesela yer kabuğu, şuraya sial dedik, çok güzel yazdık buraya, silisyum, alüminyum. Buraya da sima dedik, silisyum, magnezyum. Kıtasal kabuk, okyanusal kabuk dedik. Niye biliyor musunuz? Bu ikisinin toplamı yer kabuğunu oluşturuyor. Bu ikisinin arasında bir fark var. Sial yani kıtasal kabuk kıtaların altında kalın, dağların altında kalın. Sima ise okyanusların altında kalın. Hatta bazı yerlerde sial inceliyor ve buradan manto bir şekilde yeryüzüne ulaşıyor ve burada dalgalar oluşturuyor. Bu dalgalar böyle gelip kıyıları sular altta bırakıyor. Biz buna tsunami diyoruz. Veya da buradaki çatlaklardan deprem riski oluşabiliyor eğer düz karaların üzerine yer alıyorsa. Şimdi bak bu adam SEA demişti ya, litosferin üzerindeydi. Esas da bu adam burada bak. Litosfer yani yer kabuğu, altta manto, altta dış çekirdek, altta iç çekirdek var. Bu dünyanın üzerinden böyle bakarsak, bu ise yeryüzünün üzerine bakarsak bu şekilde. Aynı şey diyebiliriz. SAAS deyip başlıyoruz. Şimdi litosfere baktığımızda buradan mutlaka soru geliyor arkadaşlar. Litosferin en derinliklerinde çekirdek olduğunu söylemiştik. Çekirdek, iç çekirdek ve dış çekirdek diye geosfer diye ikiye ayrılacak. Ona geleceğiz birazdan ama şu anda biz kıtasal kabukta yani yer kabuğundayız. Kıtasal ve okyanusal kabuktayız. Kıtasal kabuğun içerisinde silisyum ve alüminyumdan oluşan bir durum var. Okyanusal kabukta ise silisyum ve magnezyum var. Bunu sınavlarda soruyorlar. Sima okyanusların altında kalın. Sial ise karaların, dağların altında kalın. Bazı yerlerde çatlaklar oluşuyor ve buralardan volkanizma yeryüzüne ulaşıyor. Bu manto volkanizma demek. Yani hani bizim vücudumuzda kan dışarı çıkar gibi mantodaki lavlar da yeryüzüne çıkabiliyor. Buradan böyle püskürebiliyor. İşte burada püskürürse burada tsunami oluşuyor. Şimdi tabii size sınavlarda böyle rengarenk vermeyebilirler testlerde veya sorularda. Bu şekilde verirler. Bu şekilde verseler bile siz diyeceksiniz ki kardeşim burada böyle bir şeyler oluyor. Burada şey kabuk. Ha burası kıtasal kabuk diyeceksiniz. Burası okyanusal kabuk diyeceksiniz altında. Bu ikisinin toplamı yer kabuğu diyeceksiniz. Hemen altta ne vardı? Tabii ki de manto vardı. Yerin enerjisini aldı. Onun altında ne vardı? Çekirdek diyeceksiniz ve ona göre sorularınızı yapacaksınız. Ve burada gördüğünüz gibi bazı yerlerde boşluk oluşuyor. Buradan da tsunami çıktı diyebileceksiniz. Ha, burada bir vadi oluşmuş. Burada bir düzlük, yüksek düzlük plato oluşmuş. Burada dağ aşınmış, dalgalar falez yapmış. Bu nedir? Bu dış kuvvetlerle alakalı. O ayrı. Yani çekirdek, manto, okyanusal kabuk, kıtasal kabuk, sial, sima, volkanizma, deprem, lev hareketleri iç kuvvetlerle alakalı. Onu kontrol edemezsin. Yani şöyle bir şey diyemezsin. Aa burası çok güneşli bir yer. Burada çok volkan patlar. Saçmalık. Böyle bir şey olmaz. Ama burası çok güneşli bir yer. Burası yazları sıcak olabilir diyebilirsin. Veya burası çok bulutlu bir yer. Burada çok yağış vardır diyebilirsin. Bu dışla alakalı. Ama aa burada çok hava soğuk. O zaman burada deprem çok olur. Saçmalık skandal. Depremin ne zaman olabileceği veya volkanizma ne zaman patlayacağını kimse bilemez. Bir saat sonra deprem olabilir Allah korusun. Biz 100 yıl sonra da olabilir. Peki deprem olacak niye? Kehanet ediyorlar. Bir yerde çatlak varsa orada deprem oluşma riski vardır diyorlar ve depremde oluşabiliyor. Depremden de önlemimizi almamız gerekiyor. Niye? Genç arazi yer alan Türkiye, deprem riski olan bir ülke. Yani sürekli hareket halinde.
çok hızlı hareket ettiği zaman böyle deprem dediğiniz şey esasında sürekli oluyor. Mesela şu anda da deprem oluyor ama biz hissetmiyoruz. Bir şiddetine, iki şiddetine, üç şiddetine deprem hissetmiyoruz. Dörde beşe çıktığı zaman aa deprem oldu diyoruz. Deprem oldu değil esasında. Depremi hissettik. Dolayısıyla önlemimizi alırsak da depremden hiç korkmamıza gerek yok. Şimdi sınavlarda nasıl çıkabileceğine dair mantoya geçelim. Mantoya baktığımızda iç kuvvetlerin kalbi. Hani litosfer yer kabuğuydu. Kıtasal ve okyanusal kabuktan oluşuyordu. Burada ise iç kuvvetlerin kalbi olan manto var. Yani astronosfer var. Astronosfer ne hocam? Manto. Manto ne hocam? Astronosfer. O ikisi ne hocam? İç kuvvetlerin kalbi. İç kuvvetlerin kalbi derken volkanların patlaması, depremlerin olması, jeotermal enerjinin yeryüzüne çıkması hep buradan gerçekleşiyor. Ve burada konveksiyonel akıntılar var. Konveksiyonel akıntı nedir hocam? Onu da hatta şöyle burada su varmış, suyla göstereyim. Şimdi yeryüzü esasında yani şu kıtalar dediğim şey, litosfer dediğim şey aynı şu su kapağı gibi böyle hareket halinde duruyor. Bak bu kapak suyun üzerinde böyle hareket halinde duruyor ya. Biz de mantonun üzerinde yani biz dediğimiz insanların bulunduğu karalarda bu mantonun üzerinde bu su kapağı gibi hareket ediyor. Bak dikkat etsin birazcık battı birazcık çıktı. O da birazdan epirojenize örnek olacak. Yani biz suyun üzerinde hareket ediyoruz. Böyle sıcak kaynayan fokurdayan bir suyun üzerinde hareket eden tahta parçaları gibi kıtalar. Amerika kıtası, Avrupa kıtası, Asya kıtası diyoruz ya yalan. Hepsi bir tahta parçası gibi esasında bu mantonun üzerinde hareket ediyor. Bu su kapağın üzerinde Bu kapağın suyun üzerine hareket etmesi gibi. Dolayısıyla suyun böyle şey yapması nasıl kapağı hareket ettiriyorsa mantonun içindeki konveksiyonel akıntılarda tabii ki iç kuvvetlerin enerjisini oluşturacak. Yani volkanları, depremleri oluşturacak. Dışarı içe girekse adeta cehennem. İçeri doğru gittikçe basınç artıyor, sıcaklık artıyor, yoğunluk artıyor. Burası skandalların yaşandığı yer. Gerçekten çok zor. Buraya bilim adamları gidememişler ama yaptıkları ölçümler sonrasında buranın gittikçe en sıcak yer olduğunu demir ve nikelden oluştuğunda bizlere söylemişler. Yani geosfer. En içte katı çekirdek var, en dışta kabuk var. Aralar sıvı ve akışkan, onu da bilmemiz lazım. Şimdi gelelim levha sınırlarına. Size bunu mutlaka soracaklar sınavda. Böyle levha sınırları falan diyecekler. Bu nedir hocam? Esasında bunun ne olduğunu çok iyi dinleyin. Şu anda gerçekten resmen aydınlanmış olacaksınız. Normalde biz haritalara baktığımızda ne diyoruz? Burası işte Avrupa kıtası, burası Afrika kıtası, burası Güney Amerika kıtası, burası Kuzey Amerika kıtası, burası Avustralya kıtası diyoruz ya. Yeryüzü esasında böyle ayrılmıyor. Yeryüzü esasında levhalara ayrılıyor. Bakın Kuzey Amerika levhası var. Avrasya levhası var. Daha açık konuşacağım. Bakın açığı bu. Normalde sanılan şey şu. Amerika diye bir kıta var. Avrupa diye bir kıta var. Bunlar birbirine hay hay selam aleyküm aleyküm selam diye konuşuyorlar zannediyoruz değil mi? Böyle değil. Esasında levhalar var. Levhaların üzerinde ABD ve Atlas Okyanusu'nun belli bir kısmı var. Avrupa ve Atlas Okyanusu'nun bir kısmı var. Yani şu levha sınırları dediğimiz yer esasında kıtaları ve okyanusları birbirinden ayırıyor. Onun altında da manto var. Yani bu mantonun üzerinde suyun üzerinde kapak hareket ediyor diyorum ya. Bu suyun üzerinde atıyorum Amerika kıtası böyle hareket ediyor. Atıyorum şu da Avrupa kıtası, bu da böyle hareket ediyor. Bak bunlar birbirine yakın. Aralarda okyanuslar var. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Bizim esas bilmemiz gereken şey şu. Burada siz diyeceksiniz ki burası Kuzey Amerika levhasıdır. Kuzey Amerika levhasının içerisinde Kuzey Amerika kıtası ve Atlas Okyanusu'nun belli bir bölümü vardır diyeceksiniz. Avrasya levhasının içerisinde Asya'nın belli bir kısmı, Avrupa'nın belli bir kısmı ve Atlas Okyanusu'nun belli bir kısmı vardır diyeceksiniz. Afrika levhasının içerisinde Afrika kıtası ve etrafında Atlas Okyanusu'nun ve Hint Okyanusu'nun belli bir kısmı vardır diyeceksiniz. Güney Amerika levhasının içerisinde Güney Amerika kıtasının bir kısmı, bakın gördüğünüz gibi burada Ant Dağları'nın belli kısmından kesiyor. Burada Ant Dağları var. Ve burada yine Atlas Okyanusu'nun belli bir kısmı vardır diyeceksiniz. Yani Güney Amerika hop çıkıyor, Afrika değil. Esasında levhalar var. Yani bu adam buradan buraya şu şekilde selam vermiyor. Hay hay diye selam vermiyor. Esasında levhalar var ve ayırıyor. Yani biz levhaların üzerine yer alıyoruz. Ve bu levhaların hareket halinde olması depremlere, volkanik faaliyetlere sebebiyet veriyor. Yani şurası esasında dünyanın en tehlikeli yerleri şuralar. Niye? Çünkü buralar birbirine karışmış. Ve dikkat etseniz Türkiye'nin bulunduğu yerde de Arabistan levhası, Afrika levhası ve Avrasya levhası karşılaşıyor. O yüzden Türkiye'de deprem riski açısından önemli tehlikelere sahip olan bir yerde. Ama önlemimizi alırsak hiç korkmamız gerek yok. Eskiden böyle zannediyorduk. Ana Amerika kıtası, Avrupa kıtası, ortada Atlas Okyanusu var zannediyorduk. Maalesef öyle değil. Bir levha var. Kuzey Amerika levhası, Avrasya levhası var. Bunların üzerine Avrupa kıtasının belli bir Avrupa kıtası ve Atlas Okyanusu'nun belli bir kısmı var. Amerika kıtası ve Kuzey Amerika kıtası ve Atlas Okyanusu'nun belli bir kısmı var. 16'da manto var, 16'da çekirdek var. Aslında olan bu. Şimdi levhaların yani şunların, şu sarıyla gösterdiğim kısımların, artık biliyoruz ki bu değil, levhalar var. Yani şunların birbirinden uzaklaştığı ve birbirine yaklaştığı yerlerde bazı şeyler olacak. Bu levhaların birbirine yaklaşıp uzaklaştığı yerlerde bir şey olacak. Peki bu levhaları kim anlamış? Bunu kim söylemiş? Alfred Wegener diye bir adam söylemiş. Hatta bunu biraz daha şöyle yapmam gerekecek. Şöyle daha iyi. Hatta bir dakika şöyle yapalım. Evet. Şimdi çok daha anlamlı hale geldi. Az önce çok yaklaştırmışız.
Şunu da şöyle yapalım. Şurayı da şöyle zaten. Evet. Bunu Alfred Wegener diye bir adam söylemiş. Alfred Wegener'den önce insanlar şöyle zannediyorlarmış. Diyorlarmış ki ya işte burası Kuzey Amerika kıtası diyorlarmış. İşte burası Güney Amerika kıtası. Burası Afrika kıtası. Burası Arabistan. İşte ne bileyim şurası Avrupa demişler şöyle. Şurada Türkiye falan. Asya, Hindistan, Hindistan. Burası Avustralya. Şurada Madagaskar var. Şurada Antarktika var. Şurada Grönland var, şurada İngiltere var falan filan. Böyle zannediyorlarmış. Halbuki böyle değil olduğunu Alfred Wegener anlamış. Niye? Demiş ki bak bu buna puzzle gibi yerleşiyor bak. Şu şuraya puzzle gibi. Bu buraya yerleşiyor. Bu buraya yerleşiyor. Demek ki demiş bunlar eskiden bir dünya şu ya. Bunlar eskiden şu anda göründüğü gibi değil de. Bunlar eskiden şu şekilde birbirine birleşik böyle puzzle haline bir şekildelermiş. Ve buna da Pangea adını vermiş adam. Pangea adını vermiş. Eskiden dünya Pangea demiş. Birbirinden uzaklaşıyorlar. Bak uzak bu puzzle gördüm. Bu buraya yerleşiyor ya. Uzaklaşıyorlar. Hatta şu levha haritasından da daha net gösterebilirim. Nerede? Özür dilerim. Ha. Bak şu şuraya puzzle gibi oturuyor gördüğünüz gibi. Bu buraya oturuyor. Bu içine giriveriyor böyle. Bu bunun içine giriveriyor. Bunlar hepsi bir bütünmüş demiş. Pangea vardı demiş. Sonra Pangea dağıldı. Kıtalar birbirinden uzaklaşmaya başladı demiş. İşte bu kıtalar birbirinden uzaklaşıp ileride tekrar arkada tekrar birleşecekler diyor. Dolayısıyla biz gerçekten her geçen gün Afrika, Güney Amerika'dan uzaklaşıyor. Ya atıyor adam diyemezsiniz. Bir, puzzle bunu ispatlıyor. İkincisi de Afrika'daki bazı canlıların türlerinin Güney Amerika'da, Güney Amerika'daki bazı canlı türlerinin bu tarafta olması bunu net bir şekilde destekliyor. Bunların birbirinden geçiş yaptıkları, eskiden bir arada olduklarını net anlayabiliyoruz. Ama buraya gitmiş, buraya gitmiş. Önemli değil. Pangea bir bütündü ve dağılmaya başladı yeryüzü. Ve bu dağılma sırasında oluşan levhalar da buradaymış. Bu levhalar birbirine bitişikti, ayrılıyorlar. Ve tekrar söylüyorum, bunlar gerçekten birbirine uzaklaşıyor. Biz aynı şu suyun üzerine hareket eden plastik kapak gibi mantonun üzerinde, kıtaların üzerine hareket ediyoruz. Bu hareketler sırasında da depremler, volkanik faaliyetler yaşanabiliyor. Bu normal bir şey. Yani şu kapağın sallanması ne kadar normal bir şeyse depremlerin oluşması, volkanik faaliyetlerin oluşması da o kadar normal bir şey. Peki her yerde oluşuyor mu? Hayır, her yerde oluşmuyor. Bazı yerler yaşlı kütle olduğu için, yani böyle masif kütle olduğu için sağlıklı düzgün duruyor. Bazıları ise hava kapalı ama akalım diyor. Niye? Genç arazi. Deprem var. Felaketler olabilir. Volkanik faaliyetler patlayabilir. Ama güzel şeyler de var. Ne mesela? Sıcak sular çıkıyor oradan. Jeotermal enerji çıkıyor. Mesela bazı insanlar diyorlar ya bizim burada kaplıcalar var. Ve aynı zamanda jeotermal enerji var. Aferin güzel ama deprem riski de var. Çünkü çatlak var. Bu ise diyor ki yaşlı kütle bizim burada kaplıca yok. Ama deprem de yok. Çünkü biz yaşlıktayız. Yerimiz hep sakin duruyor diyor. Şimdi levhaların yaklaşması sonrası ne olacak? Hep beraber görelim. Yani şu levhalar vardı ya. Bunlar birbirine yaklaştığında veya uzaklaştığında ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Tabii böyle çizgi film gibi değil de bir de burada gösterelim. Yaklaşan levhalar var. Bakın gördüğünüz gibi burada siyahlar yaklaşan levhaları gösteriyor. Kırmızılar ise uzaklaşan levhaları gösteriyor. Bunlar birbirine uzaklaşırken bu birbirine yaklaşıyor diyebiliriz. Şimdi levhaların birbirine yaklaştığı, kıtasal levhaların birbirine yaklaştığı yerde dağlar oluşuyor. Okyanusal levhaların birbirine yaklaştığı yerlerde hendekler, yani çukurlar oluşuyor. Kıta ve okyanus levhalarının karşılaştığı yerlerde de volkanik adalar oluşabiliyor. Levhaların uzaklaşması sonrasında yeni deniz ve okyanuslar oluşuyor. Niye? Bak şöyle düşünün. Şu haritayı bir kez daha getirmek istiyorum. Şimdi bu ikisi levhaydı ya, bu ikisi birleşikken güzel. Ayrıldılar bak bir tane okyanus oluştu burada. Aynı bunun gibi. Kıta ve okyanusların ayrıldığı yerde yine volkanik faaliyetler var. Okyanusların okyanusların birbirinden ayrıldığı yerlerde ise bu sefer su altı volkanizması ve okyanus sırtları oluşuyor. Gösterin hocam. Bakın şurada şöyle birbirinden ayrılıyor ya bu levhalar. Şurası bir Güney Amerika levhası. Burası Afrika levhasıydı. Bu böyle ya. Bunlar birbirinden ayrılırken burada bir çatlak oluşuyor. Bu çatlaktan da kim çıkacak? Tabii ki manto çıkacak. Yani astronosfer çıkacak. Yani şu kapakların birbirine ayrılmasının sonrasında ne oldu? Aradan su çıkıyor ya. O suyun çıkması gibi bunlar çıkacak ve burada volkanik faaliyetler gerçekleşecek. Mesela buralarda bak hep böyle şeyler oluyor. Tsunamiler oluyor. Karayiplerde falan, Maldivlerde falan. Niye? Çünkü buralar levhalar birbirinden ayrılıyor. İşte iki okyanusal levha birbirinden ayrıldığı zaman da sualtı volkanizması ve okyanus sırtları oluşuyor. Ülkemiz levhaların kesiştiği yerde. Yani deprem riskinin çok fazla olduğu yerlerde. Afrika levhası var, Arap levhası var ve Avrasya levhası var. Hatta ülkemizin bu levhaların kesiştiği yerlerde bir de fay hatları var ki onu da şöyle gösterelim. Şurası Van Gölü ya. Hemen şöyle yapacaksınız. Hop böyle. Hop böyle. Hop 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 böyle yapacaksınız. Burası Kuzey Anadolu fay hattı Kaf. Burası Doğu Anadolu fay hattı Daf. Burası da Batı Anadolu fay hattı Baf diyeceksiniz. Biz bu levhaların kesiştiği yerde olduğumuz gibi aynı zamanda şey riskimiz de var. Faylardan dolayı deprem riskimiz var. Bu böyle geliyor hop buradan geçiyor. Bak buralar Bolu, Gölcük, İzmit, adalar, işte Silivri falan bu depremlerin yaşanabileceği yerler. Konya'da deprem riski yok. Oluyor tabii orada da sallanıyorsun ama buradaki kadar riski değil. Ege, İzmir çok tehlikeli ama bir sürü de kaplıca var yani ne yapalım. Şimdi levha sınırları ile paralel alanları size sınavda hocanız soracak. Soru
%100 gelir diyebiliriz arkadaşlar. Nasıl gelir hocam? Şöyle gelir. Levha sınırlarıyla paralel alanlar hangileridir? Veyahut da fay hatlarıyla hangisi birbirine paraleldir? Fay hatları, volkanizma, levha sınırları, jeotermal enerjiler, yani yerin altından buhar çıkıp bundan enerji elde ediliyor. Deprem alanları, tsunami alanları, kaplıcalar, ılıcalar hep birbiriyle paralel. Bizim burada kaplıca var. Aferin o zaman. Tsunami de olabilir eğer deniz kenarındaysa, okyanus kenarındaysa. Mesela Türkiye'de de çok küçük tsunamiler oluyor ama okyanus kenarında olmadığımız için böyle sular dalgalar altta bırakmıyor bizi. Deprem alanlarıyla yan yanasın. Jeotermal enerji çıkıyor. Aydın, Germencik'te jeotermal enerji var. Denizli, Sarayköy'de jeotermal enerji var. Yerin altından buhar çıkıyor ve çok güzel enerji üretiyoruz. Tebrikler. Ama deprem riskinde var. Fay hattındasın çünkü. Volkanizma, bize volkanlar sönmüş. Onu da güzel haberi verebilirim. Şimdi burada bir bilgi verelim. Artık jeoloji devirlere geçiyoruz. Jeolojik olayların, yani bu bütün bunları hesaplayan, oluşumların tarihlendirildiği ve kayaçların yaşının saptandığı çalışmalarına biz jeokronoloji diyoruz. Bunu da bilmemiz lazım. Şimdi jeolojik zamanlar nedir? Hani en başta söylemiştim ya. Öksürdüm. Bak, yaşlı mı kütle, masif kütle yani. Genç arazi, hava kapalı ama akalım diyordu. Gençti, deprem riski vardı, volkanik faaliyetlere riski vardı. Her şey olabiliyordu. Hareket halindeyim ben abi. Çok gencim ben, yeni oluştum ben. Bak, yeni doğmuş zaten belli, en fazla 10 yaşında. Bu yaşlı. Oho, çoktan oluşmuş. Ununu elemiş, eleğini asmış. Yani eşlik ediyor ama nereye yürüyorsun? Hadi bakalım. Yani yaşlısın sen, deprem riski yok sende. Güzel. Sen sağlam arazisin. Güzel. Sen de kaplıca çıkmaz. Güzel. Tamam. Şimdi jeolojik zamanlar nasıl? Nasıl insanların bir zamanları var? İlk insan var. Hazreti Adem. Güzel. Tebrik ediyoruz. Milattan önce 500'de Sümerler yazıyı buluyor. Hazreti İsa doğuyor. Kavimler göçü. İstanbul'un fethi. Fransa ihtilali. Şu anda bulunduğumuz yıl. Böyle geçiyor zaman. Çok güzel. Bu bizim normal zamanlar. Bir de jeolojik zamanlar var. Bunun öncesinde ne olduğunu merak ediyoruz. Ne oldu ya burada? Ne oldu? Sana ne olmuş diyor ya filmde hani. Ne olmuş? Sana ne olmuş? Ben de onu söylemiştim. Ne olmuş? Bundan öncesinde ne olmuş diye baktığımızda, bu dağlar, taşlar nasıl oluşmuş diye baktığımızda, Allah nasıl yaratmış diye baktığımızda ilk insandan biraz geriye gidiyoruz. Hadi gidelim. Kuaternlerden bir zaman var, hazırlık dönemi. Üçüncü zaman, ikinci zaman, birinci zaman ve ilkel zaman var. Yani en eskide ilkel zaman var. Bu kıtaların birbirine birleşik olduğu. Sonra birinci zaman olacak, böyle taş kömürleri çıkacak. İkinci zaman geçiş olacak. Üçüncü zamanda dağlar oluşacak. Kıvrımlı kırıklı dağlar. Ve aynı zamanda lignit yatakları, tuz yatakları oluşacak. Petrol yatakları oluşacak. Sonrasında ilk insan gelecek. Hani her şey oluştuktan sonra. İlk insandan sonra M.Ö. 3500'de yazı bulunacak. İşte Hazreti İsa, kavimler göçü, İstanbul'un fethi, Fransa ihtilali ve sizin şu anda videoda bulunduğunuz zamana gelecek. Artık hangi zamandayız? Şu anda ne zaman izliyorsunuz bilemiyorum. Şimdi o zaman jeolojik devirler dediğimiz bu. Hocam bir dakika, bir saniye. Hani bunları tarih kitaplarına bakarak öğreniyoruz. Buraya nasıl öğrenmişler? Bununla bilim insanları gerçekten yaptıkları çalışmalarla, artık işsiz oldukları için değil de bizi sevdikleri için, zamanın nasıl oluştuğunu, zamanın nasıl geçmişte neler olduğunu bilimsel araştırmalarla ortaya çıkarmışlar. Şimdi jeolojik devirler neye göre belirleniyor? Bak şimdi. Birincisi canlıların ortaya çıkışına göre belirleniyor. Canlıların ortaya çıkışı bir. İkincisi tektonik hareketlere, yani depremlere bakılarak belirleniyor. Üçüncüsü iklim değişikliklerine bakılarak belirleniyor. Mesela Türkiye'de deprem çok fazla. Niye? Çünkü Türkiye genç oluşumlu bir ülke. Merhaba, çok genç bir ülkesiniz. Teşekkürler. Ama çok da hareketlisiniz. Deprem riskiniz var. Gibi. En çok bilgi tabii ki de fosillerden ve tortul kayaçlardan elde ediliyor. Kayaç analizden elde ediliyor. Yani mesela şu bir taş olsun. Şu bir taş olsun. Bu taşın kaç yıllık olduğunu bilim insanları bulabiliyor. Bu veya bu taşın bir canlı kalıntısı mı, dinozor kalıntısı mı, yerin altındaki püskürtlerden mi çıktı? Bunu net bir şekilde belirleyebiliyorlar. Gelin hangi zamanda ne olmuş beraber bulalım. En ilkel zamanda su yosunu ve alt türü canlılar var ve ilk kıta çekirdekleri var. Sonrasında bak daha kıtalar oluşuyor ve sonra Pangea kıtası oluşuyor. Bak, o az önce çizdiğim şey vardı yani, şöyle bir dünya çizmiştim. Normalde biz sanılanı ne zannediyoruz? Dünya. Abi çok güzel işte, burası Amerika kıtası. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika hop çikil hop. Şurada Avrupa hop 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 hop. Avustralya, Grönland hop hop. Madagaskar, Antarktika kazanıyor. Bu maalesef dünya ilk başta böyle değildi. En başta yaratıldığında bunun Pangea şeklinde olduğunu söylüyor bilim insanları. Ve bunlar aynı puzzle gibi birbirinden ayrıldı diyor. Ve hala da ayrılmaya devam ediyor diyor. Tamam, eyvallah Alfred Wegener. Sağ olasın, teşekkürler. İşte Pangea kıtası birinci zamanda oluşuyor. Paleozoik. Sonra bu dönemlerde taş kömürü ve antrasit yasakları oluşuyor. Yani o dönemdeki su yosunu, alt türü canlılar veya başka canlılar, dinozorlar falan böyle katılaşıp kömüre dönüşüyor. Hani biz kömürü yakıyoruz ya, oh ne güzel sıcacık yandı diyoruz, mangal kömürü. Yanar tabii, çünkü canlı kalıntısı. Hadi dene bakalım, önce de sen yanıyorsun. Şu anda Allah korusun burada bir yangın çıksa, önce bu bardak değil, önce bu kağıt değil, önce bu canlı kalıntısı olan plastikten yapılmış, petrolden yapılmış olan şey değil, ben yanarım. Niye? Çünkü ben canlıyım. Canlıların kalıntısı, canlılar çok hızlı yanıyorlar. Buradan da almamız gereken uyarıyı bir kez daha yinelemek istiyorum. İlk orojenez, yani ilk böyle dağlar kıvrılmaya, kırılmaya başlıyorlar. Masif kütleler var, yaşlı araziler. Hani demişim ya, dede vardı, sakindi.
İkinci zamanda bir geçişler var. Dinozorlar, Alp orojenezine hazırlık var. Himalayalar, Alpler, Antlar, Kalık Dağları, Toroslar, Kuzey Anadolu Dağları 3. zamanda oluşmuş. Ne diyorsun hocam? Biraz yavaş konuş dediğiniz duyar gibiyim. Videoyu yavaşlatabilirsiniz. Hocam çok yavaşsın, biraz hızlan diyenler de videoyu hızlandırabilirler. Şimdi şöyle göstereyim size. Levha sınırları şeyini alıyorum. Bakın şimdi. Himalayalar, Alpler diyor ya. Burada arkadaşlar şu Himalayalar, yani Nepal'deki o işte Everest tepesi falan. Buradan böyle geliyor, bakın böyle geliyor. Hop. Toroslar, hop 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 hop, Alpler. Alp, Toros, Himalaya, bunlar hepsinin bir kıvrım. Veyahut da Kayalık ve Ant Dağları bir kıvrım. Ural Dağları bir kıvrım. Buraların hepsini iyi bilmemiz lazım. Toroslar, Kuzey Anadolu Dağları, işte bu bizim Karadeniz, yani şu Türkiye ise gerçekten heyecanla anlatıyorum. Çünkü çok keyifli bir konu. Yani dünyayı anlıyorsun ya. Yeryüzünü, depremden korkmamıza gerek yokmuş önlemini alırsak diyorsun. Yoksa tırs nereye kadar yani. Şöyle Hatay'ı çizdik. Bak şimdi şurası arkadaşlar. Hop Karadeniz Dağları. Tabi burada boşluk var Samsun'da. Hop Toroslar. Bunlar esasında şu bahsettiğimiz Alplerin veyahut da Himalayaların devamı. Burada böyle kıvrılmış Allah tarafından yaratılmış, hop diye kıvrılmış ve sen Himalayalar, Toroslar, Kuzey Anadolu. Ya burası kıvrılmış. Nasıl kıvrılmış? Onu da şimdi anlatacağım. Onu da birazdan orojenez konusuna gelince anlatacağım. Hatta onu da şöyle göstereyim. Birazcık da içine bal girmiş olacak ama. Şimdi kitabın şu kısmını kıvırabilir misin? Hadi kıvıralım bakalım. Kıvrılmadı bak. Burası kırıldı. İşte burası kırıklı arazi olacak. Kırıklı arazi demek deprem riski olan fay hatlarının olduğu, horst ve gravellerin olduğu arazi. Ama bakın şuraya bakın şimdi. Burası kıvrılıyor. Hop yumuşak. Yumuşak olduğu için burası antikliner ve senklinerlerin olduğu ve kıvrılabilen bu Toros dağları gibi, Kuzey Anadolu gibi dağlar gibi olacak. Bakın burası yumuşak. Hop kıvrıldı. Kıvrım dağlar. Orojenez olacak. Burası sert. Kıramıyorum. Kıtırt. Al bak kitabı mahvettin hocam. Allah belanı vermesin. Ne yaptın? Kitabı zedeledin. Ne yapsın? Biz bunu almak için uğraşıyoruz diyorsun ama sizin konuyu öğrenmeniz için maalesef kitabımızı feda ettik. Gördüğünüz gibi burada kırıklar oluştu. İşte bunlar fay hatları. İşte bunlar depremler. Bu ne hocam peki? Bu ne? Bu da işte bu tortul kütleler, canlı kalıntıların olduğu kütleler kıvrılıyor veya kırılıyor. İşte burada da dağlar oluşuyor. Lignit, bor, petrol ve tuz yatakları da yine aynı bu şekilde olacak. Kuvaternlere geldiğimizde artık iklimler oluşuyor. Vay Akdeniz iklimi. Hemen şarkısını yap. Akdeniz. İlk insan Hazreti Adem. Selam canım, ben amcanım. Hazreti Havva. Her şey başlıyor. Boğazlar. Vay hemen keyif. Riya tipi kıyılar. Bunların hepsi de bu dönemde oluşuyor. Hocam güzel anlatıyorsunuz da arada çok espri yapıyorsunuz, kafamız karışıyor diyebilirsiniz. Buradaki yönetleri SS alın, yutun, yalayın, ezberleyin, turşusunu kurun. Niye biliyor musunuz? Size üniversite sınavında veya yazılarda diyecek ki hangisi birinci zamanda oluşmuştur? Hangisi ikinci zamanda oluşmuştur? Pardon. Üçüncü zamanda oluşmuştur. Lignit ne zamanda oluşmuştur diye soracaklar. Ben siz sıkılmayın, tiksiniyorum, tiskiniyorum demeyin diye böyle hızlı ve eğlenceli anlatmaya çalışıyorum. Geldik kayaç döngüsüne. Döngü kayaç döngüsü. Nedir hocam bu? Kayaç döngüsü dediğimiz şey şu. Yerin alttaki mağma vardı yani astenosferde bu yerin derinliklerindeki enerji. Bu böyle hop diye volkan olarak fışkırabilir. Bu yerin derinliklerinden böyle çıkıyor. Eğer yerin içinde soğursa, toprağın altında soğursa iç püskürük oluyor. Dışarıda soğursa dış püskürük oluyor. Sonra bunlar yeryüzünün işte akıntılarla, taşımalarla, çökmelerle tortullaşabiliyor. Tortul kayalar oluşuyor. Başkalaşabiliyor. Metamorfik kayalar oluşuyor. Sonra bunların hepsi birden eriyip tekrar mağmaya giriyor. İşte İşte biz buna kayaç döngüsü diyoruz. Bakın kayaç döngüsü dediğimiz şey mağmanın içindeki şeylerin İçeride soğuması, mesela granit gibi içeride soğumuş iç püskürük. Biraz daha dışarı çıkıyor andezit bazaltlar. Hop tortullaşıyor. İşte bu nedir onun adı? Kalkerler, kireç taşları, mercan taşları. Hop başkalaşıyor. Kalker başkalaşıp mermere dönüşüyor. Granit başkalaşıp gneisa dönüşüyor. Metamorfik kayaçlar. Ve sonra onlar hepsi birden eriyor ve mağmada birleşiyor. Aynı su döngüsü gibi. Aynı azot döngüsü gibi. Ha hocam biz onları bilmiyoruz. Su döngüsünü belki 9. sınıftan bilirsiniz ama azot döngüsünü, oksijen döngüsünü net bir şekilde şeyden öğreneceksiniz. 11. sınıfta öğreneceksiniz. Öyle bir yaratılmış ki hiçbir şey boşa gitmiyor. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Hani biz yemek yiyoruz ya ne güzel lezzetli çıkıyor. Yemek nasıl oluşuyor biliyor musunuz? Şimşek çakmasıyla oluşuyor. Ha? Nasıl yani hocam? Şöyle. Yeryüzünde azot denen bir malzeme var. Bir gaz var. Ki oksijenden çok daha fazla. %78 oluşuyor. Biz diyoruz, oksijen olmasa yaşayamam. Doğru. Ama azot olmasa direkt yaşayamazsın. Nasıl yani? Bu azot böyle yeryüzünde dolaşıyor tamam mı? Şimşek çakmasıyla bunun içerisindeki enerji hop toprağa giriyor. Onları anlatmıyorum kafana. Toprağın altında bir şekilde karışıp böyle şeylerle tuzlarla bitkilere giriyor. Bitkilerden enerji bize geliyor. Mesela koyun bu otu yiyor. Koyunun yediği otla koyun enerji almış oluyor. Önce ot alıyor o enerjiyi. Şimşekler sonrası toprağa düşen enerjiden. Hop o sonra o otu şey yiyor nedir onun adı? Koyun yiyor. Koyunu biz yiyoruz. Veyahut da koyunu aslan yiyor. Böyle bir enerji döngüsü var böyle. Hop tekrar onlar eriyor. Böyle dökülüyorlar toprağa ve tekrar dönüyor. O azot döngüsü, enerji döngüsü gibi tamam mı? Besin piramidinde göreceğiz seni. Şu da kayaç döngüsü.
Mağmadan çıktı taşlar hop. Volkandan püskürdü, dış püskürük. İçeride kaldı iç püskürük. Hop dolaştı çıktı gitti. Taştı, çığlaştı, tokuldu, bir yer şeylerle birikti. Tortul kayalar. Tortullaşmış, birikmiş. Sonra onlar başkalaştı. Yüksek sıcaklık ve basınç altında metamorfik kayalar. Sonra hepsi birden eridi. Mağmayı oluşturdu. Şimdi hocam biraz daha sakin anlatırsanız daha sevinirim dediğinizi duyuyorum. O yüzden sakinleşiyorum. Püskürük kayalar. Püskürüyor. Niye püskürüyorsun kardeşim? Çünkü benim adım Volkan. Ben püskürürüm. Hatırlayın kaleci Volkan vardı Fenerbahçe'de. Sürekli püskürürdü. Oradan hatırlayın. Volkanlar püskürür. Tamam bunu biliyoruz canım. Volkanlardan örnek vermemiz gerekiyor. Ama bazen içine püskürüyor. Bazen dışına püskürüyor ve diyor ki içinde attım. İçine atıyorsun ne oluyor? Mağmanın yer kabuğunun içinde katılaşmasıyla oluşur. İrikas kristaldir ve sert. Granit, siyanit, diorit, gabbro. Bunlardan granit sana sınavda sorabilirler. Dış püskürük kayışlar ise oh dışarı çıkıyor, rahatlıyor. Dışarıya terini atıyor mesela, tamam mı? Attığı zaman ne oldu? Mağmanın yer kabuğunun dışına katılaşmasıyla oluşuyor. İnce kristalli, biraz daha şey oluyor böyle, kırılgan oluyor. Mesela bu peri bacaları falan var ya, onlar öyle. Hani şu peri bacaları vardır. Bunlar andezit ve bazaltlardan oluşuyor. Dışarıda püskürmüş, sonra sel sularıyla bu şekli almış. Andezit, bazalt, obsidyen de bunlar da dış püskürük kayışları oluşturuyor. Bunu da bilmemiz lazım. Bunlar niye sert? Çünkü yerin derinliklerinde yavaş yavaş soğuduğu için İri kristalli ve sert. Bunlar niye ince kristalli ve biraz daha yumuşak? Çünkü dışarıda hemen soğuyor. Dışarı soğuk. Hop soğudu. Bu sefer hızlı soğudu içinde çok da iyi oturmuyor yerine. Geldik tortul kayışlara. Şimdi bakın tekrar söylüyorum. Yerin derinliklerinde mağmamız var mıydı? Mağma buradaydı. Mağma buradan böyle hop diye çıkacak. Nasıl çıkacak? Burada dağlar var. Dağların içinden püskürecek. Dağların içinden eğer şuralarda kalırsa bu taşlar granit oluyor. İç püskürük. Şurayı gösteriyorum tekrar. Granit, siyanit, diorit, gabbro yerin derinliklerinde. İçinde kaldı. Ay yazık kıyamam. At dişini, atıyorum abicim dışıma. Bu sefer dışarı püskürdü kaldı. Peri bacalarında olduğu gibi. Andezit, bazalt. Bunlar dış püskürük. Dışarıda hızlı soğudu. Çünkü hava soğuk. O zaman yapacak bir şey yok. Hava kapalı. O zaman ama akalım. Yani nedir bu? Ne anlatıyorsun hocam? Gaza gelme. Bunlar dış püskürük kayışlar ve böyle andezit, bazalt gibi saçma sapan ince kristalli çabuk kırılan şeyler. Bunlar içeride yavaş yavaş soğudu. Bunlar iri kristalli granit. Sağlammış, tebrikler. Hadi lan oradan. Onu Allah yarattı işte yerin derinliklerinde. O öyle soğuduğu için öyle. Şimdi gelelim tortul kayışlara. Şimdi bunlar dışarı çıktı ya. Bunlar yeryüzünde çukur alanlarda bir şekilde birikiyor. Akarsuların taşımasıyla veyahut da kimyasal olaylar sonrasında veyahut da canlıların birikmesiyle bunlar bir yerde birikiyor. Şimdi kırıntılı tortul kayışlar var, kimyasal tortul kayışlar, bunlara mekanik tortul da denebiliyor. Kimyasal tortul kayışlar var ve organik tortul kayışlar var. Ne anlatıyorsun hocam? Bunlar kayışların aşındırılıp çukur alanlarda birikmesiyle oluşuyor. Burada böyle böyle birike 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 oluşuyor. Tabakalı yapıları var ve içlerinde fosil yani canlı kalıntısı bulunabilir. Kim ne ya? Kil taşı, kum taşı ve çakıl taşı diğer adıyla konglomera. Böyle artistik isimler de verebilirler size. Bunlar tortul kayışların kırıntılı kısmına giriyor. Kaya tuzu ve kireç taşı yani kalker kimyasal tortul kayışlara giriyor. Bunların içerisinde kimyasallar daha fazla. Kömür, mercan gibi taşlar ise organik tortul kayışlara geliyor. Hani demiş ki kömür canlı kalıntısı işte buradan. Canlı kalıntılarının bir yerlerde birikip taşa dönüşmesiyle ana taş olmuş bu. İşte kömür oluyor diyebiliriz. Bir de başkalaşım kayışlar var ki bu da şöyle oluyor arkadaşlar. Şimdi buradan püskürdü hop. Buralarda çukurlarda birikti tamam. Bu püskürenler yerin derinliklerine kalanlar veyahut da burada tortullaşanlar yüksek sıcaklık ve basınç altında bakın bu kelime çok önemli. Yüksek sıcaklık ve basınç altında değişiyor. Bu gnaiye değil de gneiss olacak arkadaşlar. Granit yüksek sıcaklık ve basınç altında gneiss'e dönüşüyor. Kalker yüksek sıcaklık ve basınç altında mermere dönüşüyor. Yine kuvars yüksek sıcaklık ve basınç altında kuvars'a dönüşüyor. Mikaşite dönüşüyor. Bunların hepsi yüksek sıcaklık ve basınç altında oluşan metamorfik, metamorfoz, başkalaşım geçirmiş taşlar. Yani size şunu kesin soracak. Kalker yani kireç taşı vardı ya şurada kimyasal tortularda kalker kireç taşı artı yüksek sıcaklık kök taşına çıkartıyorum. Bak matematik hocası taklit yapıyorum şu anda. Yüksek sıcaklık plus basınç. Bunu parantez içine alıyorum ki artılar karışmasın. Eşittir ne diyecek? Sen diyeceksin ki kardeş mermer. Yüksek sıcaklık basınç altında kalker mermere dönüş. Buraya graniti yazacak. Sen buraya yüksek sıcaklık basınç yazacaksın. Gneiss'e dönüşecek. Gneiss granitin yüksek sıcaklık basınç altında değişmesi. Mermer kalkerin yüksek sıcaklık ve basınç altında değişmesi. Eskiden bilimsel bir hata vardı. Elmasın da kömürün yüksek sıcaklık ve basınç altında değişmesi deniyordu. O bilgi yanlış olduğu anlaşıldı. Geldik orojeneze. Orojenez nedir hocam? Biraz Türkçe konuşun. What is orojenez dediğiniz duyar gibiyim. Hiç endişelenmenize gerek yok. Orojenez de şu. Hani demiştim ya şu levha sınırları vardı falan filan. Bunlar yaklaşıyordu uzaklaşıyordu birbirinden. Bu sırada bu Himalayalar, Toroslar, Alpler, Karadeniz dağları oluşmuştu ya. İşte bu dağların oluşumunu anlatacağız şimdi size. Şimdi
Şimdi şu kitabımız ya. Şimdi bunun sayfaları zamanla birikiyor. Canlı kalıntıları, taşlar böyle birikti. Bak şurası ince. Birikti böyle kalınlaştı. Şimdi bu kalınlaşıp biriken şeylere biz tortullar diyoruz. Şimdi bunlar birikti. Her bir tortul tabaka birleşti. Yumuşaksa kıvrılacak. Burada orojenezde kıvrımlı dağlar oluşacak. Eğer sertse kıvrılamayacak, kırılacak. Bu da kırık dağlar oluşacak. Yani şu sayfalar gibi gösterdiğim şeyler az önce şunlar hani şöyle biriktirdim ya. Bunlar da sayfalar gibi düşün. Burası kıvrımlı. Kıvrımlı olduğu için basınçlar sonrasında şu tortullar, bu insanların üzerine durduğu yer tortullar kıvrıldı. Yani biz esasında insan olarak şurada duruyoruz. Şunun üzerine duruyoruz. Dururken bu altımızdaki yer ya kıvrılıyor ya da sertse kırılıyor. İşte kırılıyorsa kırık dağlar oluşturuyor. Kırık dağlarda üstte kalan kısma Horst, altta kalan kısma Graben diyoruz. Üstte kalan kısma Horst, altta kalan kısma Graben diyoruz. Ne diyorsun hocam? Türkçe konuş. Esasında Türkçesi şu. Bakın Türkiye'de Toros Dağları ve Karadeniz Dağları şu şekilde kıvrılmış. Fıt diye kırılmış. Üstte kalan kısım anteklinal, altta kalan kısım senkinal olmuş. Birazdan yazacağım. Şu Ege'deki dağlar ise Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe gibi dağlar ise kırılmış. Üstte kalan kısım Horst, altta kalan kısım Graben olmuş. Yani şu Madra, Yunt, Boz, Aydın ve Menteşe. Maybam diye kodluyorum ben üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerde. Hemen yazalım o zaman Türkçesini. Madra, Yunt, Boz, Aydın ve Menteşe dağları birer kırıklı dağlar. Bunların hepsi birer Horst. Aralarında da Graben ovaları oluşmuş. Yani işte Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes ovaları oluşmuş. Bunlar Graben ovası. Hatta burada ırmakları da var bunların. Burada hop su da akmış yolunu bulmuş. Bunalar çok güzel hocam. Ne kadar güzel şey. O Horst'lardan dağlar oluşmuş. Ovalardan da şeyler Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes. Fakat buralar deprem riski olan yerler. Hatırlayın Ege'de çok deprem olur. İzmir'de, Aydın'da, Denizli'de, Manisa'da çok deprem olur. Niye? Kaplıca'da çok olur ama hocam. Evet güzel biliyorum sıkıntı yok. Hocam jeotermal enerji de çok fazla. Biliyorum ama deprem riski de var. Yapabileceğim bir şey yok. Buralarda deprem riski az. Karadeniz'de deprem riski yoktur. Veyahut da Toroslar'da deprem riski yoktur. Yani şiddetli korkunç deprem riski yoktur. Tektonik insanları öldüren deprem riski yoktur. Yoksa Akdeniz'de de karstik bölgelerde çöküntü depremleri oluşabilir. Ama onlarda insan ölmez. Yani kader tabii kimin ne zaman öleceğini Allah bilir. Hop şimdi tekrar buraya geri geliyorum. Hızlı gitmemiz lazım. Burada kıvrımlı dağlarda üstte kalan kısma antiklinal dedik. Antiklinal. Alta kalan kısma senklinal dedik. Hop çikilop bunu yazdık. Tamam. Bunlara örnek. Hocam gösterdiniz ya işte Karadeniz dağları ve Toroslar. Bunlara örnek. Graben, Horstlar örnek. Ha, burada hocam gösterdiniz işte. Bunlar ne? Riskli, kırıklı, depremli, fay. Şunların hepsi fay. Fay canına dediğiniz duyar gibiyim. Gerçekten ben de heyecanlanmıştım ilk öğrendiğimde. Buralar fay. Buralar faylarda deprem riski var. Buradan böyle sıcak su çıkıyor. Böyle fıs 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 sıcak su çıkıyor. Çıksın. Deprem riski var. Olsun. Jeotermal enerji var. Tamam. Her şeyi kabul. Niye buralar kırıklı? Ha, buralarda deprem riski yok. Çatlak yok. Ama kaplıca da yok. Antalya kaplıcaları. Ne diyorsun ya? Ben öyle bir şey duymadım. Ben de duymadım. Çünkü Antalya'da deprem riski yok. Buralar böyle kıvrılmış. Hatta size çok ilginç bir şey söyleyeyim mi? Şimdi ben burada duruyordum ya şöyle. Şurada duruyordum. Tortu tabakanın üzerindeyim. Bu böyle kıvrılıverdi ya bakın. Kıvrıldığı zaman ne oldu? Bu normalde eğer denizin altındaysa yukarı çıktı. İşte Toros Dağları'nın üzerinde böyle balık fosilleri buluyor adamlar. Aa balık mangal yapmışlar Toros Dağları'nın başında. Ne alakası var balık mangalı 1000 yıl önce nasıl yapacaklar? Bu Toroslar siz de Antalya'da denizin arkasında gördüğünüz dağlar. Yani şöyle daha net çizerek anlatmaya çalışayım. Şurası Toros Dağları ya şöyle duruyor. Şurası kıyı olsun. Şurası sahil. Şurası deniz. Hop deniz. Sen burada plajda uzanıyorsun Antalya'da. Oh kebap. Arkanda dağları görüyorsun. Denizden gelen hem dağlara çarpıyor bunalıyorsun. Üf amman emli diyorsun. Kışında çok yağış oluyor. Tamam hocam bütün konuları birbirine karıştırmayın. Lütfen sadece burada kalın. Tamam. Dağları görüyorsun ya. O dağların tepelerinde Olimpos'un tepesinde veyahut da işte Toros Dağları'nın tepesinde balık fosilleri bulmuşlar. Wayne diyorsun değil mi? Nasıl? İşte bunlar esasında böyle burada duruyorlardı. Böyle fıt diye kıvrılıp dağları oluşturdular. Ve o sırada eskiden bu denizin altındaydı. Orada balıklar yaşıyordu. Balıklar bir anda kıvrılıverince Allah kıvrılıverince balık yukarıda kaldı. Baba biz ne olduk? Aşağıdaydık. Biz suyun altındaydık. Dağların tepesine kaldık. Kalırsın tabii şekerim. Bir anda orojenez oldu. Yan basınçlarla tortul tabakalar kıvrıldı. Bak bu hıyar da eğer yani bu adamcık da daha doğrusu efendi bir tipe benziyor. Şimdi arkasından konuşmayalım. Bu da yukarıda kalıyor. Balıklar da yukarıda kalıyor ve Toroslar'ın başında sen fosiller buluyorsun ve diyorsun ki hakikaten böyle. Ve zaten Toroslar'ın iç yapısına bakıyorlar. Şöyle bir şey görülüyor. Böyle orojenez resimleri diye yazın Google'a. Böyle görürsünüz. Toroslar'ın böyle kestiğin zaman pasta gibi içinde böyle katmanlar var. Gelelim kıvrımları söyledik. Deprem riski yok dedik. Toroslar dedik. Akdağ, Sultan, Aladağlar bunlar kıvrımlı oluş dedik. Tepelerinde balık fosilleri vardı. Böyle denizden kalktılar. Bunlar ise deprem riski olan kırıklı yerler dedik. Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe, Horst.
Buralar ise Bakırçay Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes, Graben Ovası. Geldik Eprojenez'e. Hocam yavaş gidin, çok hızlı gidiyorsunuz. Zaten 34 dakika oldu ama çok az kaldı arkadaşlar. Hızlıca gidelim. Bütün bir senenin konularını bitirmiş oluyoruz. Sonrasında da hop ödevlerimizi verelim. Buralarda da mükemmel bir şekilde sizler için hazırladık her şeyi. Burada kayaç döngüsü. Az önce bak, az önceki anlattığımdan çok daha güzel anlattık burada. Burada tek tek kendimiz çizdik. Püskürük kayaçlar, sıcaklık basınçla başkalaşma dönüşü. Bu da sıcaklık basınçla başkalaşma dönüşü. Erozyon ve çözülme var. Reklamları izliyorsunuz. Şu an bir bal içerisindesiniz. Böyle nasıl oluşuyor? Ne oluyor? Buradaki sorular, çözümleri derken bayağı bir güzel şekilde gösterdik. İç kuvvetlerin Türkiye'de nasıl olması. Burada işte granit granitse dönüşüyormuş. Tortul taşlar nasıl oluşuyormuş? Veyahut da magma yeryüzüne nasıl çıkıyormuş? Volkanizma neymiş? Deprem neymiş? Hepsinin kıtaların oluşumu. Bak nerede? Neydi? Bak şöyle kıvırdık. Burada kırdık. Bunları çok güzel bir şekilde zamanları gösterdik. Leva tektoniğine bak, Wegener. Ben Alfred Wegener diyor. Sen kimsin? Tipe bak, çay demle. Ama Allah razı olsun, çok güzel bir şey bulmuş. Kıtaların birbirinden uzaklaşmasını, leva, bunların hepsini anlattık. Buradaki sayfaları size hemen ödev vereceğim birazdan. Sonra siz bunları çözdüğünüz zaman, hatta şimdiden vereyim. Sayfa 12'den volkanizmalar, kayaç döngüsü, Türkiye Dış Kuvvetler, akarsu terimlerine kadar gelebilirsiniz. Yani sayfa 35'e kadar ödev vereceğim. Aynı zamanda taktan da ödev vereceğim. Bu sadece soru bankası, bu konu soru bankası. Ama şimdi biraz bala durup hemen şurayı 5-10 dakika içinde veya 5 dakika içinde bitirmeye çalışalım. Bal bitmiştir. Şimdi eprojenez nedir hocam? Orojenez dağ oluşumuydu. Orojenez parantezine dağ oluşumu. Nasıl oluşuyordu? Bir kıvrımlı vardı. Hop kıv. İki kırıklı vardı. Kıvrımlı nasıldı? Hop hop Toroslar ve Karadeniz dağları gibi antiklinal ve senklinal. Kırıklı nasıldı? Horst Graben. Horst Graben. Horst Graben diyorduk. Bunlar da deprem riski var. Eprojenez ise kıta oluşumu. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Hani bir mağmanın üzerinde böyle su kapakları gibi, suyun üzerinde kapakların üzerindeki sular gibi böyle hareket ediyordu ya. Yeryüzü böyle hareket ederken bazen yükselecek, bazen alçalacak. Niye yükseliyor, niye alçalıyor? Otursun oturduğu yerde. E şimdi sen dağlar eriyip böyle akarsu aşındırmasıyla dağlar eriyip denize dökülünce ne olacak? Kara hafifleyecek ve yükseliverecek. Buzullar oluştuğu zaman ağırlaşacak, alçalıverecek. İşte bu yükselip alçalma, yani şu su kapağının, daha doğrusu kapakların suyun üzerine hareket etmesi gibi, yeryüzündeki o kıtalarda alçalıp yükselirken okyanuslar ve kıtalar oluşacak. Ve bunu da bir denge koymuş. Bak kapağı görüyor musunuz? Suyun üzerine dengede duruyor. Hani biz de yüzerken koca koca gemiler suyun üzerine nasıl duruyor? Bir denge var. Bu kapaklar suyun üzerine nasıl duruyor hocam? Denge var. İşte izostatik denge de var yeryüzünde. Mantonun, o mağmanın yani astrosferin üzerinde o fokur fokur kaynayan şeyin üzerine koskoca kıtalar da bir dengede duruyor. Hafif batıyor, hafif çıkıyorlar. Aynı kayıklar, gemiler gibi. Aynı biz yüzerken hafif batıp çıkmamız gibi. Ama yani muhteşem ya. Mucize yani. Gerçekten anlatacak bir şey yok. Ne diyordu? Öyle bir şey diyordu ya. Konuşmama gerek yok mu? Ne diyordu? Unuttum şimdi. Sosyal medyada geziyordu bir şey. Anlatmaya gerek yok mu? Ne diyordu? Şimdi bak. Ne oluyor? Karalar alçalacak. Karalar alçalınca, bak biz buna transgresyon diyoruz. Denizin ilerlemesine transgresyon diyoruz. Hocam biraz daha doğru konuşun. Denizlerin gerilemesine de regresyon diyeceğiz. Regresyon, regret. Geri, R'ye takıyorsun, geriye takıyorsun. Trans, ileri gidiyor, transgresyon, ilerleme. Nasıl oluyor hocam anlatın. Şöyle oluyor arkadaşlar. Şimdi bu tortul tabakalar, eyvallah, karalar. Karalar ağırlaşıyor, üzerine buzullar birikiyor, tamam mı? Bu ağırlaşmayla birlikte bunların, hatta sebebinde şöyle size soracağımız için, buzul erimesi olduğu zaman, bak şimdi, buzul erimesi olduğu zaman, buzullar eridiği zaman kara hafifliyor, yükseliyor. Aşınma olduğu zaman kara hafifliyor, yükseliyor. Buzul oluştuğu zaman aşağı doğru iniyor. Niye? Üzerine dağlar, buzlar birikiyor, karalar alçalıyor. Lava birikiyor, karalar alçalıyor. Tortullaşma oluyor, karalar ağırlaşıyor, alçalıyor. Kara alçalınca da deniz ilerleyiveriyor. Transgresyon. Niye? Şöyle düşün. Sen bak şimdi, şu kapağı bastırdığım zaman bak, su kapağın üstüne doğru geliyor. Parmağımı kaldırdığım zaman kapak yukarı çıkıyor. Aynı onun gibi, aynı onun gibi. Hani bir balon düşünün, suyun üzerindeki. Bastırırsan balon batar, çekersen o pıt diye kalkıverir. İşte aynı onun gibi, hatta neyse, gördüğünüz şey kapaktan da anlayabiliyorsunuz. Karalar ağırlaştığı zaman, neden ağırlaşıyordu hocam bir daha söyleyin. Tortullanma, birikmeler, lav birikmesi ve de buzulların oluşması sonrası ağırlaşıp iniyor ve deniz ilerlemiş oluyor. Hop! Buzullar eridi. Oh rahatladım. Dağlar aşındı, erozyonlar oldu. Oh rahatladım. Bu sefer de kara rahatlıyor. Böyle aşağı doğru gidiyor. Tortu tabakalar aşağı iniyor. Kara yükseliyor. Oh yükseldim diyor. Bu sefer deniz regresyon yaşıyor. Yani regresyon yaşıyor. Deniz gerilemesi oluyor. Şimdi neden eprojenez olur? Sınavda gelir. Buradan %100 soru gelir diye yazıyorum. %100 sınavda soru gelir diyorum. Geldik eprojenezin sonucu ne olur? Deniz ilerlemesi ve gerilemesi. Yani ilerlemesi transgresyon, gerilemesi regresyon. Kara ve denizlerin alanının değişmesi. Karalar yükselince
E ne oldu? Denizler geriledi, karalar büyüdü. Karalar aşağı çökünce denizler büyüdü. Riyatipik kıyı oluşumu. Mesela İstanbul'daki boğaz bu şekilde oluşmuş. Yani Haliç dediğimiz bir yer var ya, orası Haliçli kıyı tipi değil. Türkiye'de Haliçli kıyı tipi yok. Orası Tarlabaşı ile Şişhane arasına dağlar yükselivermiş, araya su dolmuş. Seki veya taraç oluşumu, plato oluşumu, bunların hepsi epirojenez sonucunda oluyor. Türkiye Kuaterner'da, yani o dediğimiz dönemde, hani vardı ya birinci zaman, ikinci zaman, üçüncü zaman, Kuaterner'de epirojeneze uğradığı için, yani kıta oluşumuna uğradığı için toptan yükseliyor. Oh be! İstanbul, Çanakkale, Boğaz, Haliç, Marmara, Ege Denizi oluşuyor. Oh be! Kıyılarında, taraça ve akarsu yataklarında sekiler, böyle bir basamaklar ve riyatipik kıyılar oluşmuş oluyor. Şimdi geldik depreme. Depremin 3 tane türü var arkadaşlar. Birincisi çöküntü depremi. Çöküntü depreminde çok da korkmamıza gerek yok. Akdeniz'de karstik arazilerde oluşuyor. İnsanları öldürmüyor. Volkanik depremde yani birazcık belki bir volkan sarsıntısı sırasında birileri ölebilir ama zaten lavlardan geriyip gidiyorlar. Ama yine de volkanların orada yaşayacak insanlar. Onu birazdan volkanizme gelince söyleyeceğim. Çünkü yerin altındaki derinliklerdeki mineraller çıktığı için buradaki topraklar çok verimli olacak. Ama deprem riskinde bir şeyler sarsıntılacak. Tektonik deprem ise işte bu Horst ve Graben dediğimiz ağır arazilerdeki fay hatlarında oluşan, leva sınırlarında oluşan gerçek hareketler. Şu anda bakın şu saniye içinde deprem oluyor. Çünkü yeryüzü demiştim yani şu kapakların suyun üzerine hareket etmesi gibi biz de kıtalarda, levhalarda astenosferin üzerinde yani mantonun üzerinde sürekli bir hareket halinde, tamam. O sırada depremler oluşuyor ama biz hissetmiyoruz hocam. İşte birazcık hissettirse, biraz sallarsa böyle Allah uyarıyor. Hadi bakalım diyor. Ne deprem oluyor. Olur tabii. Zaten sallanıyorduk. Sen şimdi yeni hissettin. Biraz daha fazla sallandık. Hani arabada da sallanırız böyle. Fıt 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 fıt. Sonra alışırsın. O kadar mucizevi bir yaratılış ki. Şöyle düşünün. Esasında dünya dönerken acayip bir gürültü çıkıyor. Ama bizim kulağımızın bir limiti olduğu için duymuyoruz. Anladınız mı eksiğini? Yani karıncanın sesini duyuyor musun? Duymuyorsun. Bazen çok yüksek bir ses de duymazsın. Böyle geçici işitme bozukluğuna yol açar diyor. İşte dünya da böyle atmosferse diye dönüyor ama biz duymuyoruz. Ana ne kadar güzel sessiz dönüyor dünya. Aslında sessiz dönmüyor şekerim. Sen duymuyorsun. Çok hızlı, o kadar yüksek ses var ki duymuyorsun. İşte yeryüzünde depremler oluyor. Sen hissetmiyorsun. Arada bir hissedince de ana korkarsın tabii. Anneni hatırlarsın. Aferin. Niye? Çünkü depremler oluyor. Tektonik depremler. Yer sarsıntılarını hissetmeye başlıyoruz. Her zaman bu kıtalar birbirinden uzaklaşıyordu. Leva sınırları birbirinden uzaklaşıyordu. Bunlar tehlikeli, riskli. Bunlara karşı önlemini alman lazım. Volkanik depremde uzaklaşacaksın. Çünkü depremde uzaklaşacaksın. Tektonik depremde kaçacaksın. Depremin olduğu yerden kaçacaksın. Buralara fay hatlarına ev kurmayacaksın. Kurduysan da Japonlar gibi sapasağlam kuracaksın. Depremin yıkım derecesini tabii ki ne verilecek? Merkeze yakın olmak verilecek. Eğer yakınsan çok büyük şiddetle hissedebilirsin. Dünyadaki deprem alanına baktığınızda güzel ülken Türkiye'm maalesef deprem alanlarının içerisinde. Japonya'da yine sushisiyle ünlü Japonya'mızda deprem riski olduğunu görüyoruz. Endonezya hep duyarsınız. Endonezya'da deprem oldu. Yapacak bir şey yok fay hattı üzerinde. Buralarda yine aynı şekilde kayalık ve ant dağları da kıvrımlı riskli alanlar. Geldik volkanizme. Bunu baştan atalım karışmasın. Volkanizma. Hocam ne yapıyorsunuz? Bakın şimdi işsizliği görün. Volkanizma. Tamam. Burayı yazdık. Geçiyoruz. Volkan konisi var. Yer kabuğu. Mağma. Okyanuslar. Buradan mağma yeryüzüne ulaşıverecek. Püf diye püskürecek. Eğer dışarıya püskürdüyse biz buna yüzey volkanizması diyeceğiz. Lav, tüf, lapilli, volkan bombası ve kül bununla alakalı kavramlar. Eğer derinlerde kaldıysa batolit, sil, lakolit ve dike'da derinlik volkanizması ile alakalı kavramlar. Bunların çok detayına girmiyor hocalarınız. Milletin Bakanlığı da kazanımlarda girmiyor. ÖSYM de girmiyor. Ama bunların derinlik volkanizması ile alakalı kavramlar olduğunu, yani derinlerde oluşan şekiller olduğunu, bunların ise yüzey volkanizması ile alakalı şeyler olduğunu bilmeniz lazım. Lav nedir? Şu akıntıdan gelen şey. Tüf nedir? O sırada oluşan toz. Lapilli küçük küçük taşlar. Volkan bombası biraz daha büyük. Küller orada oluşan toz. Krater, kaldera ve mağarada burada oluşan çukurlar. Ve aynı zamanda volkan konileri oluşabiliyor. Lav akıntıları yeryüzüne ulaşabiliyor. Yaşanılan tehlikelere rağmen insanlar buralarda yaşıyor. Niye? Çünkü yerin derinliklerinden gelen mineraller buralardaki toprakları inanılmaz verimli hale getiriyor. Ve insanlar inanılmaz buralarda yaşamak istiyorlar. Anam ne güzel, anam ne kadar hoş deyip buralarda tarlalarında nohut ekiyor, muz çıkıyor. Muz ekiyor, ananas çıkıyor. Çok değerli yani. Bu da bacası. Aktif volkanik alanlar yeryüzünde tabii ki deprem alanlarıyla paralel. Zaten bunu hep söylemiştik. Levha sınırları, fay hatları, deprem alanları, volkanik alanlar, kabucalar hep birbiriyle paraleldi. Türkiye'de de volkanik depremlerin olma ihtimali var mı? Nine. Olmaz. No. Niye? Çünkü bunlar sönmüş volkanlar. Bunu hocanız sınavda sorabilir. Volkanizmanın olumlu sonuçlarına baktığımızda verimli toprak oluşuyor. Niye? Yerin mineralleri geliyor. Sıcak su kaynakları oh sıcacık. Turizm değeri var. Oralarda böyle gayzer tarzı şeyler çıkabiliyor. Metal maden oluşum var. Türkiye'de gayzer yok bu arada. Yani yeryüzüne suyun çıktı, lavın çıktığı yere biz şey diyoruz, volkanizma diyoruz. Lav çıkmayıp da eğer böyle bir gaz çıktıysa ona da gazlar diye püskürüyor.
Volkanizmanın olumlu sonuçlarına bakalım mı? Can ve mal kayıpları. Hava ulaşımı aksıyor. Bazen İzlanda'da bir volkan patladı. Tüm gökyüzü bulutla kaplandığı için uçaklar uçamadılar. Bütün uçaklar uçamayınca da Avrupa'da hava ulaşımı kirlenince de ne oldu? Ekonomi çöktü adamlarda. Düşünsene. Uçaklarla iş adamları gelip gidiyor, mallar gelip gidiyor. Gidemeyince patlarsın. Allah korusun. Asit yağmurlar oluşabiliyor ve atmosferde meydana gelen kirlilik oluşuyor. Sıfırdan ona coğrafyada mükemmel bir şekilde hazırladığınız bu konu altında kitaptaki soruları mutlaka çözüyorsunuz. Konu altını mutlaka yapıyorsunuz. Tak coğrafyadan ise arkadaşlar tabii ki bu konuyla alakalı çözmeniz gereken sayfalar belli. Epirojenezler, orojenezler bunların hepsiyle alakalı, tortul kaşlarla alakalı kısa cevaplı, açık uçlu soruları güzel güzel cevaplıyorsunuz. Bunlar sizin sınavlarda yüksek not almanız için tasarlandı. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Şimdiden sınavlarınızda yüksek bir başarı diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.